Arkadaşlar bugün önemli bir gün gerçekten. Soma katliamının duruşması kaldığı yerden devam etti. Yalnız... Geldi mi? Bana gelmeyin ama durun. Sanıkların menfaat çatışması olabileceği düşüncesiyle aynı avukatla savunulmasında sıkıntı var diyerek mahkeme duruşmayı başlattı ve yarına erteledi. Bizler buradayız. Manisa Barosu Başkanımız burada, Tekirdağ Barosu Başkanımız burada, İzmir Barosu Başkan Vekilimiz burada, yarın başkanımız da burada olacak. Mağdurlar her zaman, burada olacak. Ve şunu çok açıklıkla size söylüyorum. Bir tek mağdur ailesi bile bu davadan vazgeçmeyecek. Doğru mu? Kesinlikle. Kesinlikle vazgeçmiyoruz. Ölmek var, dönmek yok. Evet. Ve biz Barolar Birliği olarak, Manisa Barosu olarak çok önemli bir çalışma yaptık. Bunu bilmenizi istiyorum. Bütün avukat meslektaşlarımızı bugün başlayacağını düşündüğümüz ama yarına ertelenen çapraz sorguya hazırladık. Her sorumuz hazır. Verilebilecek olası cevaplara belgelerle cevaplarımız hazır. Ayrıca çok ciddi bir de rapor hazırladık. Arkadaşlar bir tanesini verin bakayım. Bakınız, Türkiye Barolar Birliği Soma maden faciası üzerine çok ciddi 30 akademisyenin katılımıyla bir rapor hazırladı. Biz bu işe bilimsel yöntemlerle yaklaşıyoruz. Bu raporda okumaktan yorulan yöneticiler için 10 sayfalık bir de özet var. 301 evladımızı kaybetmişiz ama yine de özetini de yazdık. Bari özetini okusunlar diye. Okunduğunda görülecek ki bu kaza değil, bu bir cinayet, bu bir katliam. Olmayabilirdi. Eğer şu raporda yazılı olan önlemlerin hepsi değil, üçte biri alınsaydı bu olmayabilirdi. Biz bugün şehit aileleriyle bir karar daha verdik. Bu kararı da hayata geçirecek olan ekip burada. Onu da size söyleyeyim. Anneler, eşler, evlatlar acılarını elleriyle yazacaklar. Kağıt kalemle yazacaklar. Ne hissediyorlar? Duruşmada ne söylemek istiyorlar? Hepsini yazacaklar. Ve Soma acılarının kitabını çıkaracağız biz. Türkiye Barolar Birliği basacak bu kitabı. Ve bu davaya da mağdur ailelerin, müdahillerin diyecekleri iddiaları olarak, delil olarak sunacağız. Bu acılar, bu duygular bu davanın ayrılmaz bir parçası olacak. Bir buçuk ay içerisinde de bu kitabı onların el yazısıyla çıkaracağımızı düşünüyorum. Kaybettiğimiz canlar için, kaybettiğimiz evlatlar için arkadaşlar. Adalete ulaştığımızda, gerçeğe ulaştığımızda acılarımızı kabuk bağlatabiliriz ama bugün değil. Bugün o yaralar kanıyor da. Çok teşekkür ederim. İnşallah onlar da okurlar. Biz ne yapmışız diye bir kere bir vicdanlarıyla kendilerini önce bir mahkeme ederler. Biz bu kadar yaptık mı acaba diye. 301 bir rakam değil. 301 bir candır. Ve geride kalan öksüz çocuklar, benim gibi garip anneler, bu yara asla kapanmaz. Ama adaletimize sığındık ve başı arkamızdakilere güveniyoruz. Biz onların da istediği, bizim de istediğimiz cezaları almalarını sağlamak istiyoruz biz. Ve bütün çabamız da bu. Tamam, bizim evlatlarımızı geri getirmeyecekler. Biz de getirmeyeceğiz ama bir nevi en azından yüreğimize bir su serpilsin istiyoruz. Biz buralara kolayla mı geliyoruz? Sağ olun. Teşekkürler.